16 Ağustos, 22 Ağustos. Değerli Başak Burçları nasılsınız? Değerli takipçilerim, güzel takipçilerim. Umut ışığı, Rabbimin ışığı sizin ruhunuzda, işinizde, evinizde, enerjinizde olsun. Rabbim hepinizi korusun inşallah. Ülkemizdeki tüm canlıları, doğadaki her canlıyı Rabbim korusun. Allah felaketlerden uzak tutsun diyoruz ama her gün bir felaketle uyanıyoruz. O da ayrı bir sorunumuz oluştu artık. Değerli ortak burçlar, başak burçları, eşinizle ya da ilişkinizle ortak bir iş yapmak istiyorsanız yapın. Yani sevgili, ilişki hayatı, flört hayatınızla ilgili iş planlarınız var. Lütfen bu doğru bir çözüm. Özellikle kendinize avukatlık bürosu ya da finans bürosu ya da organize işler ya da online sisteminde birlikte yapmak istediğiniz bir ortaklı bir düşünceniz varsa mutlaka bunu hayata geçirin. Hem sorumluluğunuz hem de birbirinizin enerjisiyle çok büyük başarılar elde edeceksiniz. Uzun süredir düşünüyordunuz. Fırsat çıktı. Bu fırsatı yakala ve yoluna bak diyorum. Yani bu sana çok keyif verecek. Sabit alanda ve hiç beni kimse görmüyor diyen bazı Başak Burçları içinde bulunduğunuz iş alanında hukuki süreç ya da yasal bir süreç problemleri var. Bu yasal süreç problemlerinden dolayı siz yeni bir iş arayışına gireceksiniz ve iş kapınız 15 gün içerisinde doğru kapıya gidecek. Sen cesaretini topla. Burası artık sana gerçekten oranın karışıklığı seni çok fazla yıpratmaya başladı. Yeni bir iletişim, yeni bir oluşum sana gayet huzur verecek. Şimdiden bu araştırmalara gir, sana ait kapıyı da bulacaksın. Büyük bir kurumsal ya da farklı alanlarda çalışan, üst düzey mevkide çalışan bazı Başak Burçları içinde yöneticilerinizle yaşayacağınız tartışma ve bulunduğunuz insanların alanındaki laflar size yanlış aktarılacak ve bir küsme dönemi olacak. Daha küsmüş dağın haberi olmayacak. Lütfen bu ara konuşmaları doğru duyun, iletişimi doğru duyun ki kendi kendinize tribe girmenizi istemiyorum. Bu ara alınganlığınız, bu ara her şeyi abartma, bu ara duyduklarınız bile abo diyeceğimiz bir nokta olacak. Lütfen aboyu bırak, doğru duy, doğru iletişime geç istiyorum. Ailenizle alakalı mahkemelik ya da çözülmesi gereken uzun süredir sizin kafanızı ve aileyi meşgul eden davalar Eylül itibariyle harekete geçecek ve bu hareket sonucunda ertelenmeler olacak ama ertelenecek 4 ay sonra tekrar mahkemeniz olacak. Bunun da zaferine alacaksınız ve bu konuda finansal anlamda da, çünkü orası sizin finans kaynağınız ve beklediğiniz büyük paralar var ya, bu sizin hayatınıza güzel bir şekilde gelecek ve bunu da asla vazgeçmeyin. İş konularınızla alakalı, özellikle finans sektörüyle alakalı bir iş yapıyorsanız ya da kodlama mühendisiyseniz ya da doktorsanız size çok güzel bir teklif var. Bu teklifi değerlendirdiğinizde de ya da diplomanız ya da yapacağınız bir şey neyse size sunulacak teklif size ekstra kazançlar ve primler de kazandıracak. Doğru araştırın, avukatınızla ya da avukata sorarak yapın ama zarar gibi bir durum değil, riskli bir durum değil, yapın istiyorum. Hanemizde özellikle aile büyüklerimizin, yani abiniz olur, babanız olur, bir mahkeme, bir ceza ya da geçmişe ait unutulan bir vergi borcu ile alakalı evimize ufak tefek sıkıntılar gelebilir. Bunlar çözümlenecek. Olayları büyütmeyin diyorum. Ama biraz sanki aile babamız ya da erkeğimiz ya da eşimiz biraz şey gibi. Ama sonra hallederim olduğu için, siz de pimpirikli olduğu için ters düşmüşsünüz. Bu ara böyle gereksiz olaylar da sizi yıpratabilir ama araç satmak, yeni araç almak istiyorsunuz. Bu da şimdiden hayırlı olsun. Araç kapınızda gözüküyor. Endişe etmenize gerek yok. Evinizde de özellikle banyo ve küçük banyo ya da banyoyu genişletme fikriniz varsa ya da yedek bir banyo yapmak istiyorsanız hemen yapın. Çünkü evin enerjisinde bir banyoya ya da bir ayrı ayrı yapmaya ihtiyacınız var. Bu konuda rahatsızsınız. Şimdiden bu olayı çözün istiyorum. Yurt dışı ya da yurt dışı ile alakalı çalışanlarımızla ilgili de çok güzel işlerinizle ilgili haklarınızla alakalı çok güzel döneme geçiş yapacaksınız. Buradaki hakların sevincini
doğru noktada yakalamış gözüküyorsunuz. Aşk konusunda biraz zarar görebiliriz. Sözlere inanabiliriz. Söylenilen sözlerin karşılığında beklentiye girebiliriz. Yani şu an hayatınızdaki insan sizi oyalıyor böyle bu sözlerle. Lütfen bunu da bir an önce çözün. Yoksa bu ilişki hep oyalanarak gidecek. Siz de yıpranacaksınız. Bir hafta ya da bir ay önce ayrılan bazı Başak burçlarında tekrar iletişim evresi söz konusu olacak ama size yepyeni bir kısmet var. Geçmişi boş ver. Şu ankine adapte olman senin için hayırlı. Bir de değerli Başak burçları, ailenizle aynı binada oturtuyorsanız, kayınvalideniz olabilir, görümceniz olabilir, eltinizle buradan taşınmak istiyor gözüküyorsunuz. Bunu da Aralık sonuna kadar çözeceksiniz. Ve bu gideceğiniz düzen hem evliliğinizi hem de sizin ruhunuzu aydınlığa tutacak. Bu ara amca soyunuz, teyze soyunuzda gereksiz dedikodulara maruz kalacaksınız. Bir de güvendiğiniz bir dostunuzun bir sağlık problemi sizi yıpratacak, büyütecek. Son aydınlık ameliyatta toparlanacak ama siz çok içli olduğunuz için, ona çok güvendiğiniz için biraz yıpranabilirsiniz. Sonu ferah aydınlık. Özellikle ağız dişlerimizle alakalı sıkıntılar, diş dolgularımız ve kemik kayması, kemik erimesi. Bu ara düşüp baş parmağımızı kırabiliriz, incitebiliriz, çatlatabiliriz. Bu durumları ihmal etmeyelim diyorum. Bir de annenizin diş sıvılarıyla alakalı sağlık problemi olabilir. Acilen kemik ölçümü, sıvılar ölçülsün. Problem neyse çözülsün. Ameliyat isteyecekler ama bunu daha farklı noktada hallederseniz sevinirim. Mutlu ve umutla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.